Evet arkadaşlar, bu CHP yönetimi ve CHP seçmeni AK Parti taraftarına, seçmenine her zaman ne diyorlar? Göbeğini kaşıyan adam bidon kafalı diyorlar. Şimdi size kim göbeğini kaşıyan ve bidon kafalı hemen ispat edeceğim. Bakın, bugün CHP'de ve AKP'de, bakın Erdoğan şu anda istifa etse, AK Parti'den istifa etse, gitse CHP'den aday olsa, CHP'nin genel başkanı olsa, CHP'nin genel başkanı olsa, AK Partili ne kadar bak seçmen varsa, bak seçmen varsa gider CHP'ye hiç eli bile titremeden oyunu basar. Neden? Erdoğan için. Niye Erdoğan'a oy basıyoruz biz arkadaşlar? Çünkü adam bakın sağlıkta, tarımda, teknolojide, ekonomide ne kadar projeler varsa halkın yararına bütün bunların hepsini gündeme getiriyor, yapıyor ve bitiriyor da arkadaşlar. İcraatları var. Ülkenin yararına gelecek, yani geleceği için barajlar yapıyor, okullar, havalanları, üniversiteler yapıyor arkadaşım. Her şeyi yapıyor bak. Türkiye'nin lehine olacak her türlü yatırımı yapıyor. Biz bunun için, gözümüzle gördüğümüz için bakın geçen televizyona çıktı, dedi ki 6 ayda pandemi döneminde 583 tane fabrika açtık. CHP inanmadı. Ondan sonra Teknoloji Bakanı Mustafa Baran Twitter hesabından bütün hepsine yayınladı video şeklinde. Dedi ki öyle klavye delikanlılığı bırakın, gidin sahaya bir bir adreslerinde teftiş edin. Bakın burada bir isimler, adresler hepsi var diye. İsterseniz Google'a yazın. Bu son 6 ayda açılan 583 fabrika diye Google'a yazdığınız an anında çıkıyor. İnanmıyorsanız izleyin görün. Kim yalan kim doğru, bak şu yok zamanımızda 6 ayda bak pandemi bütün firmalar kapanıyor, Avrupa'da her şey kan ağlıyor. 583 fabrika açmış adam ya. Ayrıyetten 80 senelik CHP dönemi, Türkiye Cumhuriyet döneminde 50 tane baraj açılmış. Geçen Erdoğan 52 tane barajı bir günde açıldı, toplu açılış. 2 hafta önce açın Google'a bakın, 52 tane toplu baraj açıldı diye yazın, hepsi çıkacak karşınıza. Sadece onu diyorum, bir günde 3 tane dev şehir hastanesi açtı 2 hafta önce. Açın Google'a hemen göreceksiniz. Ya arkadaşım bütün bunları yapıyor adam diye bitiriyor, açılışını yapıyor. İçerisinde ne kadar orada doktorlar, hemşireler çalıştığı için adres, delil, bilgi her şeyini paylaştığı için resmi ya. Açıyoruz bakıyoruz yalan değil, gerçek araştırıyor. Bunları gördüğüm için adama oy veriyorum kardeşim, oy. Bidon kafalı değilim, göbeğimi kaşıyan adam değilim. Bunları gördüğüm için gidiyorum oy veriyorum. Ya CHP ne yapıyor? Musluk açılışı, temel atmama töreni, zart dedik zurt dedik hikayeler yapıyor. Şimdi bakın, dedim ya CHP'den aday olsun Erdoğan, ben yarın oyumu CHP'ye atarım. Ama CHP'nin genel başkanı bakın şu anda Kılıçdaroğlu gelsin AK Parti'den aday olsun. Hatta yanında 100 tane milletvekilini anında buraya geçirsin. Hangi CHP'li gelir de AK Parti'ye oy atar? Kimse atmaz. Çünkü siz göbeğini kaşıyan bidon kafalısınız işte. Partiye oy atıyorsunuz, masaya, sandalyeye oy atıyorsunuz, zeka çalıştırmıyorsunuz, kafa yok. Sanıyorsunuz sizi sandalye yönetecek, atanın partisi. Ne atanın partisi? Atan kalkıp da mezardan, o mu sizi yönetecek? O mu siz onun partisinin üzerine çöreklenmişler, ele geçirmişler, hizmet adına değil, küfür, hakaret, kin adına. Onlar ülkeyi zarar vermek için yapılan en iyi işi bile biz eleştiririz. Bize halk bu yüzden oy veriyor diyen Engin Altan'ın sözünü açın Google'a da görün işte. En iyi işi yapsanız biz sizi desteklemeyiz diyor. Bak dünyanın en iyi işini de yapsanız. O yüzden hiçbir şekilde bize göbeğini kaşıyan bidon kafalı diyemezsiniz. Biz öyle anleme, öyle yani Türkiye Cumhuriyeti bayrağı değil bak, normal parti bayrağına, öyle mirasa oy verecek kadar akılsız değiliz arkadaşlar. Bak Türkiye'nin geleceği için yatırım yapan, hizmet eden kişiye oy veririz. Bizim için parti ve o partinin içerisinde bulunan renk, ışık ve hatta babadan dededen miras değil. Aklımızı çalıştırıyoruz biz arkadaşım. 5 sene sonra Erdoğan yaşlanır, 10 sene sonra artık Ecevit'in son zamanları gibi ülkeyi yönetemez olur gerçekten. Ha biz o zaman ne olur? Erdoğan'a gerçekten minnettarlığımızı sunarız. Ama
Erdoğan'ın yerine yönetebilecek, bak şu anda Erdoğan yönetiliyor, yönetiyor. Yönetilmeye başladığı zaman aynı Ecevit gibi sağ kolu ve sol kolundan böyle itekleye 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 koltuğa getirildiği zaman bir kağıdı bir yazıyı bile okuyamayan, eli ayağı titreyen böyle zangır zangır Ecevit gibi öyle çakma CHP'li, çakma milliyetçi değiliz biz arkadaşım. Bakın biz öyle insan değiliz. Biz 2020'deyiz, aklımızı kullanıyoruz. Gözümüzün gördüğüne, aklımızın inandığına eşit böyle tartıyoruz, teraziye koyuyoruz. Gerçekten böyle kim hizmet ediyor diye, kim öyle şişme, kofti, itelemeyle, birinin gazıyla, balona, öyle hava gazıyla Ekrem İmamoğlu gibi doldurma, şişme, HDP'nin kuyruğuna takılıp, HDP'nin ittifak yapıp, HDP'liler hepsi de açıkladılar, geldiler bize, biz el altından ittifak yapalım ama bunu kimse duymasın, bu bize zarar verir dedi diye hepsi açıkladılar. Siz bir keresinde arkadaşım şunu deyin ya, HDP bir parti değil mi ya? Niye İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, İzmir'de aday çıkartmadın? Sen niye aday çıkartmadın? Sen Türkiye yönetmeye, Türkiye'de belediye kazanmaya, Türkiye'de hani bir icraat yapmaya böyle kararlısın, parti kurmuşsun, aday niye çıkartmıyorsun ya? Ben Türkiye'yi yönetmeye adayım diye parti kuracağım, aday çıkartmayacağım. Saçmalığa bak. O zaman Güneydoğu'da da o zaman aday çıkartmasaydın, deseydin ki ne? Güneydoğu'da, hani Batı'da ben aday çıkartmıyorum, Güneydoğu'da da çıkartmıyorum deseydin. Ben sadece meclise gireceğim ve belediye başkanı istemiyorum deseydin. Aynı şekilde Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van, Bitlis, Muş, buralarda aday çıkartmasaydın, niye buralarda aday çıkarttın? Orada sen kazandın, CHP seni destekledi, aday çıkarmadı. Batı'da da sen aday çıkartmadın, HDP olarak CHP'yi destekledin, CHP'yi kazandırdınız. Ne oldu? Ekrem İmamoğlu'nun zaferi oldu. Yerim ben o zaferi ya, koftiden ya. O hava gazı, balon, o masanın saç ayaklarından bir tanesi kırıldığı zaman, geri çekildiği an kafası üstü çakılacak bunlar. Bunlar derleme toplama böyle baraka çadırları. Yani böyle gerçek ev değil yani. Ufak bir rüzgar alır götürür bunları. Bunlar böyle işte koftiden. Gerçek Erdoğan gibi babayı delikanlı yiğit değil öyle. Kimsenin kuyruğuna takılıp da öyle kuyruk partisi değil işte. Ama HDP öyle değil. Kuyruk partisi. Meral'in, HDP'nin, Pervin Buldan'ın, Demirtaş'ın kuyruğuna takılan bir parti. Bunu anlar mı CHP seçmeni? Anlamaz. Peygamber de gelse tövbe haşa, burada gösterse, ispat etse, delil delil, Kılıçdaroğlu çıksa ben geri zekalıyım, CHP seçmeni enayi, aptal, bana oy veriyorlar, ben bu kadar pislik yapmama rağmen yine de oy veriyorlar, hatta Deniz Baykal'ın porno kaset kumpası bile oldu, yine de oy verdiler, bunlar geri zekalının önüne girene dese ne olur? Ertesi gün istifa ettirilmek zorunda kalır, arkasından gelen yine devam eder. Senin liderin mi? Senin partin mi? Seni mi temsil ediyor? Senin görüşün mü senin? Yala, salla gitsin. Laf olsun, torba dolsun. Bas yedi oka mührü. Benim partim, ben kazanacağım. Solcuyum. Solcuyum. Yerim ben öyle solculuğu ya. Onun bunun güdümündesiniz işte. İtekleme parti. Derme çatma. Ne kadar LGBT'si, ipnesi, travestisi, komünisti, dinsizi, hapçısı, tozcusu, yani bu ülkeden yani ne kadar azınlık varsa, Türkiye'yi sevmeyen, Ermeni'den, Yunan'dan kalan, ülkede hizmet vermek için yurt dışından gelmiş olan kilise papazları, rahipleri, çifte hani vatandaşlık almak zorundalar, oy kullanabiliyor, haklar, hukukları var. Ne kadar yani çarpma yani, ne kadar hani çarpık kent diyorlar ya, ne olduğu belirsiz. Birisi 3 kat, birisi 2 kat, bir sokak girişi yok, çıkış yok, birbirine girmiş, itfaiye gelse girmez, hepsi böyle derme çatma, ne oldu belirsiz, karman çorman. Parti olmuş CHP ya, öyle bir parti. Ne ödüğü belirsiz, gel geçen anı. Ama ne oluyor sonuçta? Benim partim, solcuyum ben, nah solcusun işte. Milletin, Amerika'nın fonladığı, Amerika'nın bak foncun, fonlama ne demek biliyor musun fon? Amerika'nın para yağdırıp da Erdoğan'ı aşağı indirin diye Oda TV, Yandaş, Tele1, Halk TV, bunların hepsine bak, T24, Duvar, hepsi delilli ispatlı, bunların hepsine para fonlamış. 2020 yılında 6 kata çıkardık. Rusya'da başardık, Türkiye'de niye başaramıyoruz, Erdoğan'ı niye indiremiyoruz diye kendileri açıklama yaptılar. Eğer adamsanız, haysiyetiniz varsa açın Google'dan,
Amerika tarafından fonlanan kanallar ispatlı, delilli kim diye bakın. Size o T24, Duvar TV, bütün bunların hepsi, Yol TV, hepsi çıkacak. Ama siz nesiniz? Gözünüzün gördüğüne, kulağınızın duyduğuna değil, he? Göbeğini kaşıyan bidon kafalı. İşte olsunuz işte, başka çaresi yok, ne yapayım? Evet, beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.